Merhabalar, en kaliteli spiritüel bilgileri veren kanal Spiritüel Sohbetlere hoş geldin. Bu sohbetimizde frekans yükselten uyumlamalar ve frekans yükselten psişik çalışmalardan bahsedeceğim. Özellikle frekans yükselten uyumlamalar var bu konuşmamızda. Ama yine de iki tane frekans yükselten psişik çalışma olduğu için bunları da eklemek istedim. Çünkü bunlar bir uyumlama değil. Hemen onları en başta söyleyeyim ki söyleyip geçmiş olayım. Onlar da şu. Birincisi aura tamir işlemidir. İkincisi yıldız yükseltme işlemidir. Diyeceksin ki aura tamirin yıldız yükseltme işleminin frekansla ne alakası var? Şöyle diyeyim. Aura tamir niye olur, niye yapılır? Bunu anlatmıştım. Bununla ilgili bir videom var. Onu dinlersin. O ayrı. Şimdi senin auranda bir yırtık varsa, bir patlak varsa, enerjin bir taraftan girer, öbür taraftan çıkar. Nereye yükselteceksin o frekansı? Zaten elini kaldıracak halin olmaz. Enerjin olmaz. Takatin olmaz. Ha, yaşamaya hevesin olmaz. Uçar gider. Anlatabiliyorum değil mi? Hemen diğerine geçeyim. Yıldız yükseltme işlemi başlı başına çok etkili zaten. Çok efsane bir çalışma. Bunların iki tanesi, bu saydığım iki tanesi aura tamir ve yıldız yükseltme işlemi. Sonradan diğerleri gibi hani aktif pasif çalışma yok bunlarda. Bunlar psişik çalışma. Sadece hani benim yaptığım çalışmalar bunlar. Bunların nedenlerini o videoda anlattım. Onun için buraya çok girmeyeceğim. Konunun kendisiyle devam edelim. Frekans yükselten uyumlamalar nelerdir? Şimdi onlardan bahsedeceğim. Evvela burada paşalar gibi kurulmuş asıl konunun kahramanı, bu sohbetin kahramanı olan Merkür enerjisiyle frekans yükseltme uyumlaması 3 seviye bu var. Birinci seviyede kendine şifa yaparsın. İkinci seviyede başkasına şifa yaparsın. Üçüncü seviyede uyumlama yapabilirsin. Bununla birlikte frekansını yükseltir. Alır seni başka bir yere koyar mı? Evet. Evvela koyar. Bununla ilgili demek istediğim bir şey var. Nasıl koyar? Hani gerçekten hayatın değişir mi? Ya da değişmezse neden değişmez? Bunun zamanı neye göre değişir? Bunu bu videonun en sonunda anlatacağım. Hemen şunu söyleyeyim. Frekans yükselten başka uyumlamalar var mı? Sadece Merkür enerjisiyle frekans yükseltme mi? Yok. Başkaları da var. Pleiades granit frekansı uyumlaması. 5 aşama. Devam ediyorum. Bunların her birini sayacağım. Frekans yükseltme uyumlaması 3 aşama. Hathorlar frekans yükseltme aktivasyonu 3 aşama. Lyra frekans yükseltme uyumlaması 10 aşama. Sirius büyük yükseliş inisiyasyonu 1 aşama. Kuantum yükseliş uyumlaması 1 aşama. Yükseliş 999 enerjisi. Bu da 1 aşama, 2 aşama. Alkon yükseliş enerjisi bir aşama çok önemli bir uyumlamadır. Frekans yükseltirken şans enerjileri de önemli. Saymadan edemem. Bu niye biliyor musun? Senin frekansın yüksek olmasını istiyorsan şansının, bahtının, işinin, gücünün açık olması lazım. Çaldığın kapıların açılması gibi. Hani 6 ayda uğraşacağın işlerin bir ayda gerçekleşmesi için şansın çok iyi olursa kapılar daha çabuk açılır. Yapacağın işleri daha çabuk yaparsın. Şans başlı başına frekansın göbeğinde oturuyor, göbeğinde tam ortasına. Bu yüzden hani ben şansımı yükselttim. Hocam fevkalade olmasını istiyorum. Ne yapayım? Bana bir şey öner. Diyorsan ben sana kesinlikle şans reiki, ben şansım güçlendirmesi, fırsat reiki, Lyra şans frekansı 10 aşama bunları da öneririm. Eyvallah. Şimdi başka bir seçeneğe daha geçelim. Daha kapsamlı bir şey istiyorsun. Mükemmel olmak istiyorum hocam. Benim negatif bilinçaltı kalıplarım da var. Sürekli kafam negatife dalıyor. Ne yapmam lazım? Frekansımı yükseltiyorum ama arada bir düşüyorum diyorsan o zaman evvela frekansı yükseltirken negatif bilinçaltı kalıplarımız varsa bunlar bizi daima aşağı çekeceği için ayrıca bilinçaltı temizliği de çalışmak iyi olur. Tabii muhakkak. Bunun için tek uyumlama var. Tek uyumlama. Andromeda bilinçaltı temizlik uyumlaması. 3 seviye. Bak bu niye için önemli biliyor musun? 4000 uyumlama var. 4000. Ve bilmiyorum yurt dışında bu kadar kapsamlı
uyumlamalara sahip olan hoca var mıdır? Ben tanımıyorum öyle bir hoca. Bizim hocalarımız da var ama ben hocalarımı geçtim. Eşim Tanju Hoca da geçti. Yani tüm hocalarımdan daha fazla uyumlamaya sahibim. O yüzden o kadar kapsamlı bir hoca var mı tanımıyorum. Hani 4000 tane uyumlaması olan. O yüzden 4000 tane uyumlamayı taradım. Ne iyidir diye sana bunu çıkardım. Çok net bir şey bu. Çünkü senin böyle bir fırsatın olmayabilir, zamanın olmayabilir, imkanın olmayabilir. 4000 tane uyumlamanın içinde kaybolabilirsin. Zaten o 4000'ini bir siteye eklemekte baya bir zaman gerekiyor. Hepsini ekleyemedik. Ondan sonra zaman içinde en etkili olanları, en güzel olanları eklemeye çalışıyoruz. Tunalireyki.com. Bununla birlikte dolayısıyla bu bir ham bilgi. Çok güzel bir şey. Hani bir meyve vardır. Kenarları saptır, ottur, bilmem nedir. Ortası tam yenilecek kıvamdadır. Tam da bu hani uyumlamaları anlatıyorum ya. Para reikisini anlatıyorum. Mesela para uyumlamalarını, şans uyumlamalarını, frekans uyumlamalarını ilerleyen videolarda psişik algımızı ilerletecek uyumlamalar net olarak nedir onları da yapacağım. İşte sağlık uyumlamalarını yapacağım net olarak. Bunlar böyle böyle gelecek. Ama bu o kadar güzel ki burada amacım ne biliyor musun? O kadar uyumlama içinde kaybolma istiyorum. Net olarak. Hocam ben frekansımı yükselteceğim. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Bana bir şey önerir misin lütfen? İşte bu video onun için. Net olarak bazı soruları da yanıtlamak istiyorum. Bunları alırsam hayatımdaki her şey düzelir mi? Hayır, her şey düzelir diyemeyiz. Ama yüksek miktarda hayat kolaylaşır. Tamam. Bunlardan ilk üçe hangisi girer? Merkür enerjisiyle frekans yükseltme 3 seviye, Auro tamir yıldız yükseltme işlemi. Ama bunu dedim ama gene de içime sinmedi. Neden biliyor musun? O kadar güzel uyumlamalar var ki burada sayabileceğim. Hani ilk üçe girebilecek Merkür enerjisi frekans yükseltme eyvallah çok güzel ama diğerleri de birini desem öbürüne aklım kalır. Anlatabildim mi? Çok güzel uyumlamalar. Onunla buradan en hopup olan uyumlama kuantum yükseliş uyumlaması. Hafif demek istedim. Hafif olan kuantum yükseliş uyumlaması. Bu kavramda bunu anlatabiliriz ama en hafifi o. Ama yine de buraya koymazsam yine de olmazdı. Tamam. Şimdi en iyisi hangisi? Ben bir tane alacağım hocam dersen Merkür enerjisiyle frekans yükseltme 3 seviyesinde al derim. Çünkü her seviyesinde enerji yükseliyor. Bunların hepsini almak gerekli mi? Yok gerekmez. Biz niye aldık? Ben bu konuda en iyisi olmak istedim. Reiki'de en iyisi olmak istedim. Evet. Benim isteğim oydu. Frekansımı yükseltmek için hepsini almam lazım mı? Yok değil. Bunların hepsini tunalireiki.com'da bulabilir misin? Bulamazsın. Bir iki tanesi belki üç tanesi orada yoktur. Çünkü benim vaktim olmadı bunların hepsini eklemek için. Çünkü yani olmuyor böyle bir vakit. Gene sabahın 5'ine yapıyorum bu videoyu. Bu saate kadar seanslarım vardı. Biliyorsun bunları zaten az uyuduğumu. Ya bak burada hani bir parantez içinde bunu da vermek istiyorum. Enerji sistemleri o kadar önemli, o kadar önemli ki frekans bir şans uyumlamalarını çok seviyorum. Şans uyumlamalarını çok seviyorum. Bir de frekans uyumlamalarını çok seviyorum. Neden biliyor musun? Aslında bu enerji sistemlerinin asıl amacı bana ne dersen, niye bunlara kanal olayım dersen, düşük bir enerjiyle hayatında nasıl bir yükseliş bekliyorsun ki? Neyi yükselteceksin? Bitik bir enerjiyle hayatının hangi noktasını yükseltmeyi düşünüyorsun ki? Değil mi? O yüzden bu enerjilere kanal olduğunda hayatının daha kolay olduğunu göreceksin. Bunu anlat anlat bitiremem. Hayatımda yaşadığım o kadar enfes değişik deneyim var ki bir uyumlamayı içimden pasif şekilde çalıştığımda bile bir yerde bir kapının şak diye açıldığını o kadar çok gördüm ki aman Allah'ım dedim hayat daha kolay. Hayat daha kolay yani bunlar gün içinde şak şak içimden olsa bile çalıştırıyorum ve hayatımın gidişatını değiştiriyorum ve öğrencilerimin de böyle yapmasını istiyorum. Reiki soruları yanıtlarında bunları nasıl yapılabileceğini çok 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 anlattım. Bunları zaten oralardan da öğrenebilirsin. Maksat
Frekansını nasıl yükseltebilirsin? Hangi uyumlamalar, hangi psişik çalışmalar bunda etkili? Bunu anlatmak istedim bu videoda. Bununla birlikte çok önemli bir konuyu videonun sonunda anlatmak istiyorum. Bunların hepsini aldığımda hayatım düzelir mi? Alırsam hayatımdaki her şey düzelir mi? Böyle bir beklenti olmaması lazım. Nasıl biliyor musun? Hayatında görebileceğin en açık sözlü insanlardan bir tanesiyim. Bu şunu demek istiyorum. İnsan hayat berbattır. Hani desem ki sana, babası içiyordur, başında bık 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 sürekli konuşuyordur. Ya da benim öyle öğrencilerim var ki babası annesine şiddet uyguluyor ve onu sürekli görüyor. Bu insanın frekansını düşüren sürekli bir neden var. Ona rağmen yükselmesi lazım. Bakış açısını değiştirmesi lazım. Örnek veriyorum burada. Mesela çok büyük bir negatiflik olduğu zaman bu zaman alır. Ve oradan kendini o boyuttan gerçekten soyutlaman lazım. Ya da kafayı değiştirmen lazım. O zaman zaman alır. İki tane faktör var burada. Bakış açının negatif bilinçaltı kalıpları. Bakış açını değiştirirsen nedir burada? Sürekli negatif düşünmemek. O zaman aynı hafta birkaç gün içinde bile değişir hayat. Çok güzel şeyler yazıyorlar bana çünkü. Hocam şöyle oldu, böyle oldu. Yani o kadar çok şey yazılıyor ki, o kadar çok şey yazılıyor. O kadar anlatabilirim ki bununla ilgili. Hemen hemen ertesi gün olan olaylar. Ama şu var. Bazı insanlar, bu da var. Bazı insanlar bu uyumlamaları alıyor. Ama mesela 4 ay hiçbir şey olmayabiliyor. Neden biliyor musun? Hayat çok kötüdür. Depresyondadır. Ondan sonra ve bir de hani mağduriyet psikolojisini çok benimsemiştir ve oradan besleniyordur da. Ve oradan çıkmak da istemiyordur. Negatif bilinçaltı kalıpları da çok önemli. Gerçekten bak şey çok önemli. Negatif bilinçaltı kalıpları. Burada saydım ya ben Andromeda bilinçaltı temizlik uyumlaması. O bile çok önemli. Benim böyle çok zor düzelen bir öğrencim oldu. Ondan sonra ha dedim demek ki bazı insanların bakış açısının değiştirmesi gerçekten çok önemli. Bütün çalışmalarda bir bakış açının değişmesi lazım. Frekans çok önemli. Frekansı yükseltmek için bu tatravalli gibi. Tamam frekans yükselecek ama sen kendini sürekli aşağı çekmek için uğraşıyorsan tamam. Yine bir birim, iki birim yükselir ama aynı uyumlamayı alan Ayşe fırlar gider. Niye? O kız zaten hayatta şanslı olacağına inanıyor. Zaten neşeli bir tip. Zaten böyle eğlenceli, olumlu, negatif şeylerle uğraşmıyor. Negatif haberlerin içinde kaybolmuyor. Hayatı böyle neşeyle yaşamayı çok iyi becerebilen birisi örneğin. Diğeri de Ahmet de çok... hani böyle depresyonda beterin beteri var ama sürekli beteri düşünüyor. Ah ne yapacağız? Kaygı, vesvese, tasa. Bunun içinde boğuluyor. Sürekli kafası hep oralarda. Ve sürekli haberler, sürekli ya geçmişte ya gelecekte olumlamalar yapmıyor. Hani kendini yukarı kaldıracak hiçbir edimde bulunmuyor. Sadece bunu aktif ediyor. Tamam bir tık, iki tık gene iyi olur. Gene etkili olur bak. Etkili olmaz demiyorum. Gene etkili olur. Ama sen de kendin için daha fazla çaba sarf ettiğinde fırlar gidersin. Bunu kendimde gördüm. Bunu yapan, bakış açısını yapan, uygulayan, rezonans ya her şey rezonansa bağlı. Rezonansını bir yükselt. Eğer bakış açını yükseltirsen o zaman bir de sadece Merkür enerjisiyle frekans yükseltme ile bile hayatın değişir. Ama o bakış açısı var ya, karamsar bakış açısı. Onu bir değiştirmen lazım. Gerçekten. Çünkü değişmez diyorsan o zaman değişmesi çok zor da olur. Kendi kendinin önüne blokaj koyarsın. Yeni karma yaratmış olursun. Çok önemli bir şey. Şunu diyen bir insan değilim. Ha, Merkür enerjisiyle frekans yükseltme uyumlamasına hayat muhteşem şekilde değişecek. Muhteşemdir. Çok şöyle güzeldir, böyle güzeldir. Enfestir. Hayatın hemen değişir. Bunu demiyorum. Demiyorum bunu. Çünkü evet hayatında değişim yaratır. Eyvallah. Ama diğer kişi de 10 birim değişim yaratırken sen de 1 birim değişim de yaratabilir. Bunun nedeni senin kendine yaptığın katkı.
Sen bakış açını değiştirirsen, olumlu olursan, seninki de 10 birim değişir. Ama karamsar bir insansan, o zaman bir birim değişir. Evet, bunu açıkça söyleyeyim. Çok iyidir. Hani bunu neye benzetebiliriz biliyor musun? Birçok şey tek başına yeterli değil. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Hani ceviz suyu çok iyidir ama tek başına yeterli değildir. Bu nedir? Limonlu su çok iyidir. Tek başına yeterli değildir. Maydanoz çok iyidir ama tek başına bünyeye çok iyi gelir mi? Birçok şeyi de bir arada yapman lazım değil mi? Ama bunun yanında meditasyon yapıyorsan, olumluluk orucu tutuyorsan, normal hayatında negatif insanlardan uzak yaşamaya çalışıyorsan, kendi hayatının neşeyi baki kılmaya çalışıyorsan, eğlenceli bir insan olmaya karar verdiysen, o zaman gerçekten bir de üstüne Merkür enerjisiyle frekans yükseltme uyumlamasını aktif ve pasif çalışıyorsan fırlar gidersin. Eyvallah. Tamam. Birçok şeyin bileşkesiyle birlikte düşünülürse daha doğru bir tanım olur. Tam güzel açıklama bu oldu galiba. Çok gerçekçi bir yaklaşım oldu. Yoksa hani karamsarlığın içinde boğuldun, her şeyi Merkür enerjisiyle frekans yükseltmeden bekliyorsun. Olmaz. Kılını kıpırdatmıyorsun, adım atmıyorsun. Geçmişte bir mazinde bir acın var. Ama gidiyorsun, sürekli orayı kanatıyorsun. Bana böyle yaptılar, şöyle yaptılar, böyle kuyumu kazdılar, ben şunu kaybettim. Bu yas tutuyorsun hala. Yapma. Merkür enerjisi o zaman bir birim yükseltir seni. Anlatabiliyorum değil mi? Hani bu sana da bağlı ama daha hareketli, daha neşeli, daha kararlı bir insansan gerçekten yükseltir. Evet, o zaman gerçekten yükseltir. Biraz da senin karar vermenle alakalı. Karar verdiysen bu seni gerçekten çıkartır. Benim yaşadığım çok önemli durumlar var bunda. Mesela sen yükselmek istiyorsun. Herhangi bir kötü olay yaşadın. Ne yapar biliyor musun? Gene üzülürsün. Ama 2 ay üzülüyorsan 2 gün üzülürsün. Merkür enerjisiyle frekans yükseltmeden sonra. Bunun zamanı kısalır. Örneğin trafikte birine sinir oldun. Ondan sonra bir sürü laf söyledin. Baktın ki sinirlenme potansiyelin azalıyor. Öfke kontrolün daha iyi. Hani kendini çıkartmaya çalıştın. Hemen bir Merkür enerjisiyle frekans yükseltmeyi çalıştırıyorsun, pasif de olsa fırlayıp gidiyor. Daha rahat. Ben anneler için ya da babalar için de öneriyorum. Çünkü gün içinde kendimden bahsedeyim. Frekansımı yüksek tutmak benim için çok önemli. Kızımın yanında özellikle frekansımın yüksek olmasını çok önemsiyorum. Çünkü onun yüzümün gülmesi onun için çok önemli. Onun frekansı, onun duyguları, onun yüzü, onun neşesi bana bağlı. O yüzden benim frekansım ne kadar iyi olursa çocuğumun enerjisi etkileniyor. O yüzden ya diyorum hayat 2 günlük boş ver ölüp gideceğiz. Eyvallah bu da gerçek yani. Her şey sinir, stresten, üzüntüden oluyor. Frekansı bir yerde yükseltmek lazım, değil mi? O yüzden insanın kendine yapacağı en iyi yatırım. Burada bir reklam yapmıyorum. Bu yok. Burada bilgi veriyorum. Bilgi. Bilgi çünkü çok önemli bir şey. Bu bilgiyi başka yerden alamazsın. Bu bilgiyi bildiğim için anlatıyorum burada. Kıymetli bir bilgi. O yüzden zaten bu kanalın kendisini seviyorum. Yaptığım her işi böyle güzel yapmayı seven bir insanım. Bir tarafımda mükemmeliyetçilik de var. Çok seviyorum. Spiritüalizm bana çok iyi geliyor. Çok harika bir şey. Spiritüeller kök çakra da biraz problemlidir. Hoş ben o tarafları da çok yıllarca 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 tamir ederek daha iyi seviyeye getirdiğimi düşünüyorum. İşte Merkür enerjisiyle frekans yükseltme olsun ya da diğer saydığım uyumlamalar olsun frekans yükseltmede çok 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 iyi. Bu videoyu kısaca neden yaptım? Frekansımı nasıl yükseltirim diye düşünen ama bu konuda hiçbir şey bilmeyen ve 4000 uyumlama arasında elbette kaybolacak insanlara bir yardım olsun diye ve bu kadar ayrıntılı yaptım. Tamam. Senin de en yüksek versiyonunda yaşamanı ve sözleşmeni gerçekleştirmeni niyet ederek sevgilerimi sunuyorum.